El-Fatiha ve Al-Salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var. İkinci tarafta da mutsuzluk. Nefret mutsuzluğun temsilcisi, sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usul haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah-u Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu bütünüyle aldı. Ne diyor Allah Teala? Onlar sana kötülük yapabilirler. Ama sen onlara yapamazsın. Biz Allah'ın tasarrufundayız. O ne yaptırırsa sadece onu yapabiliriz. Onun yaptırdığı şey ise en güzelidir. Öyleyse o en güzel olan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Bir, kötülüğe kötülükle mukabele etmek. İki, kötülük karşısında karşı koymamak, intikam da almamak. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunların ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarruf altına aldığı için, bize tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim,
İnsanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş. Ben ona kötülük edebilirim. Kısas olur. Ben ona hiçbir şey yapmam. Ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir. Ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü? Yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah-u Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah-u Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna, insana ruhundan öpürmüş. O en çok sevdiği mahlukunda mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Ve teslimi tabiatıyla. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradenin Allah'a teslimi. 5. 2 daha. 7. İşte 7 safa. Teslimler 1. Ruhun teslimi. 2. Fizik vücudun teslimi. 3. Nefsin teslimi. 4. İradenin teslimi. Neden bunları anlatıyoruz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak.
Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayetel kürsi okuyan kişi Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Sitetli mintadan iki bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış. Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş. Böyle bir kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Ama kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşit sevgisiyle yanan kişi gidecektir. Mürşidini Çin'de, Yemen'de, Maçin'de olsa bulacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşidin nerede olduğunu öğrenecektir. Ve ona tabi olacaktır. İşte taviyet ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin
O kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır, Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah-u Teala'nın da mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyur ama içindeki ses Allah, 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 Allah diye devam eder. Öyle ki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak içindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür. Ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Sonra fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsini de Allah'a teslim etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları, etrafınızda olmayan insanları? İşte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 safa ve 4 teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 safa ve 4 teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta mevcuttur. İncil'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu 3 kitapta, 3'ünde de mevcuttur.
fizik vücudun teslimi üç kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi üç mukaddes kitapta da mevcuttur. Muhlis olmak üç kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek üç kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslimi görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslimi görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yine 7 safa ve 4 teslimi görüyoruz. Bu 7 safa ve 4 teslimde Allah-u Teala dininin gerçek sahibini söylediği zaman kimi görüyoruz? Hazreti İbrahim'i görüyoruz. Allah Teala Hazreti İbrahim'e dinini öğretiyor. Bu din İslam dinidir. Bu din Hristiyan dinidir. Bu din Musevi dinidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler, camilere de ulaştılar ve üç grubun da, üç dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 safa ve 4 tane teslimin o kitaplarda mevcut olduğunu ispat ettiler. Sonuç ne oldu? Tam bir anlaşma. Herkes kesin olarak gördü ki, aksini ispat etmesi mümkün olmayan bir standartta gördü ki, kendi diniyle diğer iki yabancı din olarak telakki ettiği dinler aynı dinlermiş. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif diniymiş. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine yaklaşacağı, savaşların sona ereceği bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede
bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Oradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar, hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir. Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dinin de aynı ayetlerini alarak o dinin mensuplarıyla konuşarak o kitaplarda da 7 safa ve 4 teslimin var olduğunu bir, 3 kitaplı dinde de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur. Aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Ondan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de 7 safa ve 4 tane teslimi koymuş. Tevrat'ın da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. Bir, İncil'in de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. İki, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ne oldu? Sırasıyla Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü incelemeden evvel Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil.
elinde deliller olmadığı için biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane Safa ve 4 tane teslim sırasıyla Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 7 Safa ve 4 tane teslimi kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez, Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde 3 tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. Üç kitabında Allah Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah-u Teala herhangi bir tanesinin Allah-u Teala tarafından gönderilmediğini iddia edemez. Bu Allah-u Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünyada ilk defa olarak Allah-u Teala bize bunları veriyor. Bu bilgiyi veriyor. Artık dinlerin birleştirilme zamanının geldiğinin bir işaretidir bu. Eğer bu sözlerimize itiraz edecekler varsa bize ulaşsınlar. Ayetlerin hepsini birer birer verelim. 7 Safa ve 4 teslimi 3 kitap dediğinde de ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna konuşmaz. Allah Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki 3 kitaba ait
bu yedi safa ve dört teslimle hangi kiliseye gitseler hangi sinagoga gitseler hangi camiye gitseler tam bir ispatla üç kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisedeki kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyayı saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah-u Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.